İYİ Parti grup toplantısı da yapıldı geride bıraktığımız gün. İYİ Parti'deki o liste krizi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta malum bazı milletvekilleri başkanlık divanına Koray Aydın'ın seçilmesi nedeniyle grup toplantısını protesto etmiş ve toplantıya katılmamışlar. Toplantıyı terk etmişlerdi. Geride bıraktığımız günde vekiller yine toplantıya katılmadı. Bir Maalesef yine kötü bir hafta sonu geçirdik. Sular durulmuyor, durulacak gibi de görünmüyor. İyi Parti'de ikinci olan kurultayda genel idare kurulu seçimi için delegelere oy verilmeyecekler listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan kriz devam ediyor. Sürüyor. Listeye tepki gösteren milletvekilleri partinin meclis grup toplantılarına katılmama kararı almıştı. Vekiller bu kararında ısrarcı geçen hafta yapılan yeni yasama yılının ilk grup toplantısına katılmayarak tavrını net bir şekilde ortaya koyan muhalifler bu haftada protestoya devam etti. Grup toplantısında İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Aytun Çıray gibi isimler yine yer almadı. Ancak bakıyoruz ki... Genel Başkan Meral Akşener geçen hafta Kore Aydın'ın yeniden yönetime girmesine itiraz eden milletvekillerini tek tek çağırmış, sorunun aşılması için ikna çabasında bulunmuştu. Ancak Akşener'in vekillerle görüşmesi de sonuç vermedi. Yaşananlara ahlaksız operasyon benzetmesi yapan İyi Parti adına milletvekili İsmail Koncuk, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Biz hala doğru karar verileceğinden umudumuzu kesmedik. Genel Başkan tavrını koymalıdır. Türkiye'de Koncuk, Meral Akşener'in atacağı adımlara göre yeni yol haritası belirleyeceklerini dile getirdi. Bundan sonraki süreçte yaşananları yakından takip ederek kararlarımızı alacağız. Bu tavrımız olayları kamuoyunda, televizyonlarda anlatmak şeklinde olur. Gözlemliyoruz ve düzeltilmesini umut ediyoruz. Şunu kimse düşünmesin, bu tartışma biter, soğur, geçer. Kimse böyle bir hayal kurmasın. Bu tartışma bitmez. Bu tartışma hak eden insanların hakkı teslim edilene kadar devam edecektir.